Herkese esenlikler değerli dostlar. Bu videoda ünsüz bir ressamdan bahsedeceğiz. Ünlü ressamları zaten duyuyoruz. Belki bazılarının hayat hikayelerini de duymuşsunuzdur. Mesela Hollandalı ressam Van Gogh'u bilirsiniz. Yıllar önce Van Gogh'un biyografisini, yani hayat hikayesini yazan kısa bir kitapçıkta çektiği yoksulluğu, o çileli yaşamı ve yalnızlığı okuduğumda boğazım düğümlenmişti. Bugün her biri milyonlarca dolar değerinde. En ucuzu 24 milyon dolara, en pahalısı ise 158 milyon dolara alıcı buldu. Oysa Van Gogh çok fakir bir hayat yaşamış, çoğu zaman resimlerini yiyecek almak için değiş tokuş yaptığı, hatta birçok eserini ısınmak için yaktığı söyleniyor. Keşke dediğinizi duyar gibiyim. Bugün satılan o resimlerin bir tanesi, en ucuzuna verilen paranın %1'i onun cebinde olsaydı. Bir kadını sevmişti. Kendinden yaşça büyük, alkolik ve fahişe. Ve o kadın bile kepçe kulaklı diye alay ederek kapıyı yüzüne kapadı. Eve geldiğinde aynada kendine bakar ve bir kulağını usturayla kesip atar. Bu olayın kısa bir süre sonra 37 yaşında kendi hayatına son verir. Neyse, biz gelelim başta bahsettiğimiz ünsüz ressama. Van Gogh dünyaya veda ettiğinde ondan bir yıl önce Avusturya'nın küçük bir kasabasında bir bebek dünyaya merhaba dedi. Ortaokul çağına geldiğinde resim yapma yeteneğini keşfetti. 14 yaşında babasını kaybettiğinde çok sevdiği annesine daha da sarıldı. Sürekli resim yapıyor ve geçinebilmek için boyacılık yapıyordu. Ve bu genç adamın en büyük hayali Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne gitmekti. Günlerini Viyana'da sanatçıların sık sık gittiği kafelerde geçirmeye başlamıştı. 18 yaşındayken büyük umut ve heyecanla yaptığı resimleri alıp Viyana Güzel Sanat Akademisi'nin yolunu tuttu ve reddedildi. Ama vazgeçmedi. Yeni bir umut ile tekrar akademinin kapısını çaldı. Resimlerinin sanatsal bir değerinin olmadığı söylendi. Yine reddedilmişti. Büyük bir hayal kırıklığı içinde ama o hala resim yapmaya devam etti. Resimleri pek ünlü değil ama ben yine de paylaşmak istiyorum. Çünkü resimlerdeki canlılık, renk uyumları, ince detaylar benim hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bilirsiniz, sanat estetiktir. Duygularımızın, iç dünyamızın bir dışa vurumudur aslında. Ben resimlere bakarken ressamın iç dünyasını da merak ederim. Bilmem sizde de öyle oluyor mu? Yağlı boya, sulu boya, renkli kalem çalışmaları. Hepsi aynı yerden çıkmış olan resimler. Thank you.
Hatta Birinci Dünya Savaşı sırasında cephedeyken yanında resim malzemelerini hiç ayırmadı. Yüzlerce resim yapmış olmasına rağmen tanınan bir ressam değil ama yine de bir şekilde tanınıyor. Keşke. Evet, keşke. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi onun iki defa yalvarırcasına kaydolma isteğini reddetmeseydi. Keşke ona bir şans daha verilseydi. Kim bilir, belki dünya tarihi bugünkünden biraz daha farklı olurdu.